Safiye Hanım cevizli ekmeği söylüyor ya. Normal ekmeği değil. Hayır, Safiye Hanım fırındaki ekmeği söylemiyor. Şeydeki fırın nerede ekmek? Yavrum kepekçi de söylüyor. Cevizli ekmeği söylüyor. Bak cevizli ekmek de 5 lira mı oğlum? Cevizli ekmekten bahsediyorum. Sen normal ekmek yemiyorsun mu evde için? Zeytinli cevizli ekmek gerçekten öyle. Normal ekmek ne kadar? Evet. Kaç para? Yani 10 liradan vereyim. Hanımefendi sana. Batarsın batar. 10 liraya köfte mi kaldı bir yerde? Et kaç para biliyor musun? Eti kilosu kaç para? Niye yani? İçine sahte bir şey mi koyuyor? Yok yani? Hayır, soya sosu falan. Soya eti falan yok yani. Normal ne et. Var? Bildiğimiz normal et. Tavuk eti de değil. Tavuk da yiyor aslında. Alışveriş kendiniz mi yapıyorsunuz? Şey mi? Ben yanınızda mı? Aa, sen bize niye geldin? Bunu şey gibi ya. Ben. Allah Allah. Buraya denetlemeye mi geldin? Vereyim mi sana? Şey değil. Bir de tersini yapalım deyin. Şimdi Safiye Hanım müşteri olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir de tersini yapalım öyle çekelim mi? Ha. Ha. Sen de tamam. Hayır abi sen tamam. Gel. Safiye Hanım siz de böyle buyurun. Tamam. Ay bu da yanmaya başladı. Dur. Gel. Safiye Hanım siz müşterisiniz ama şey yapın. Bana tadını... Tamam vereceğim onu vereceğim. Tadını Turgut da müşteri olsun hatta. Tadını Turgut abi sen de müşterisin gel. Gel. Safiye Hanım'ın kardeş kafandakini çıkar. Siz şey misiniz gibi. Yan restoranda çalışıyor musunuz öğle arasında köfte yemeye gelmişsiniz. Tamam. Evet siz ikiniz de kardeşsiniz. Uzaktan gelin, uzaktan gelin. Safiye Hanım biraz daha geriden alalım. Ben Faik'le mi kardeşim? Hayır hayır Faik'le kardeş değilsiniz. Aha, tamam. Müşteriyiz. Turgut abiyle bir daha geleceğiz. Hadi sessiz. 3, 2, 1 buyurun. Evet. Kolay gelsin. Kestik. Bir daha. Kestik bir daha. Safiye Hanım. Karnınız aç olacak. Öyle bir duygu vermeniz lazım bize. Oğlum bunlar ruh geçmiş. Daha seyircanla gelecek lan. Bir tık daha uzakta. Bence. Hadi 3, 2, 1 buyurun koşarak. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Kestik bir daha. Bir daha. Turgut abi. Ya nerede Faik'cim hocam ben senin ya. Bu kadar mutlu. Hani geliyorsun ama karnın aç duygusunu vermen lazım ki insanlar şey yapsın hani. Daha geriden daha geri. Hayır hayır. Çimenlerden. Koşturalım biraz Safiye Hanım'ı. Hani öğle arasına girmişsiniz. Direkt aynen. Köfte yemeye geliyorsunuz. Aynen. Koşarak gelin. 3, 2, 1 buyurun. Hayır ben de. Acayip acıktım. Acayip kokuyor. Ustacığım kolay gelsin. Koku. Son. Faik abi. Faik abi son. Ah. Olmadı değil mi? Son bir tane daha alalım buyurun. Aa. Koşmanız lazım. Koş. 3, 2. Safiye Hanım siz de koşuyorsunuz. Ben de. 3, 2, 1 buyurun. Çok güzel kokuyor. Buyurun. Ustacığım kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş kolay gelsin hayatım. Buyurun efendim. Hayatım kolay gelsin. Aman ya, bir dakika ya. Sen nasıl hayatım diye konuşuyorsun ya? Lan adam bir cinayet işletirsin sen. Sen bizim Fahiye'ye çok benziyorsun. Hiç benzemiyorum ben Fahiye'ye. Allah Allah. Fahiye'ye çok benziyorum. Ama hayatım oyundan çıkmayalım. Ya. Hayatım demeyin. Buyurun. 3, 2, 1. Başla. Baştan alalım. Baştan alalım. Tekrar geriden. Şuradan. Tamam. Buyurun koş. Koş. Ama şurada çok güzel bir köfteci varmış. Geldim. Evet efendim. Ustacığım kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Köfteler de 10 numara gözüküyor ha. Hanımefendi sizi bir ekmek arası kurtarır ancak diyeyim. Hanımefendi size bir ekmek arası kurtarır. Ay ben onu da istiyorum. Ama kızarmışından tamam istiyorum. Tamam da bir ekmek arası mı yarım mı çeyrek çok mi? Az böyle ucundan ver. Hemen ekmeğin ucundan ver. Falan. Tamam şimdi bir dakika. Ya, ben böylesini hiç görmedim. Ya biz köfte istiyoruz. Aç olan biziz beyefendi. Evet, tamam. Ben yemeden satmam. Ben halk için varım. Hayda. Güzel. Çalışın da. Bir dakika. Ne istiyorsun? Hayır ben şu... Ya şaşırdınız siz. Evet. Ya. Siz müşterinize böyle mi davranıyorsunuz? Faik Bey dedi ki... Bu köftenin meşhurluğu şudur deyip... kendi ellerinizle yedirin. Evet. Şimdi benim köftelerim meşhurdum hanımefendi. Bu köfteyi Türkiye'de hiçbir yerde yeme şansı yok. Evet. Ama bunun bir özelliği ben esnaf eliyle yedirmem lazım. Bir dakika, rujum bozulur. Bak. Lan niye ben geldim köfteciye rujum bozulacaksa? Ya öyle ya öyle yapılmaz. Kibar ver, kibar. Ha. Kibar, böyle nasıl, bir tane köftenin böyle kibarı mı var? Kibar. Şu arada bir sırt, kaptır bir aradan. Allah Allah. Ay çok güzel. Ha. Şunu ver, şunu al. Şunu al şöyle. Şu tarafı sen al. Allah. Turgut'a da yedirelim. Allah'ın adına böyle. Allah'ın adına böyle. Bu adam gibi yedir. Adam böyle gibi. Böyle bir köfteci de görmedim. Allah'ın. Bu esnaf Allah işi. Esnaf işi bak. Tadın lezzeti burada. Gel abiyim. Ne biçim bir yere geldik ya? Safiye Hanım kameraya dön. İşte böyle lezzetli köfteler yemedim falan diye kameraya direkt. Biraz sallayın Safiye Hanım zaten. Kimse bilmiyor buraları. Böyle bir lezzetli köfte görmedim gerçekten. Anam babam usulü var ya annemin yaptığı köfteler gibi. Köfteleri siz yapmışsınız gibi anlatsanız da. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bu köfteyi ben
Çok güzel yaparım. Bu köftede asla mütevazi olamayacağım. İçinde sarımsak var. Bayat ekmekleri makineden çekiyorum öyle. Allah Allah! Sen ne yapıyorsun ya? Bardağı koysana. Ay sen kıtlıktan mı çıktın ay? Safiye, adam köfteci dükkanı açtı, reklam olsun diye bu kadar numarayı yapıyorum. Ama olmaz hayatım. Nasıl olmaz? Adam gibi şey yapalım adam yani. Adam bu adamda her şeyin bol olduğunu görsün bir de. Böyle bir şey var zaten mı? Zaten batacak adam. Bardağa kayıyor ayol. Bardağa koyma, bu delirdi ya iyice. Zaten hepsini ben içeceğim. Sen yuh yani artık fıçıra iç. Hepsini ben içeceğim, gerek yok. Bu adam fıçıra zaten iç. Bu köfteden sonra batar. Aklı fikri şarkı söylemekte. Bu tezgahtan anlamıyor bu adam. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Ha. Muhteşem bir köfte yapmışız. Turgut şarkıya başlasana. Benim yemeklerim çok güzel olur. Köfteye gel güfte. Ay ben bir öylesini hiç görmedim. Köfteye güfteye gel güfte. Sizi gölge daha çok coştu zaten şimdi. Evet. Aynen. Coştular bunlar. Bunlar köfte değil mi? Bunlar şarkıcı olmaz. Merakı varmış gerçekten. Çok güzel çocuklar. Afiyet. Gerçekten hiç. Yani amaçları başka gerçekten. Ama ayrılamıyor musun köftemden? Bayrağı pişmemiş. Faik Bey, Faik Bey. Ayran içirelim Safiye Hanım ama şeyle, sürahiyle içirin. İstiyorsanız hem yiyip hem de şey yaparız. Evde feyde alacağız. Az bir şey. Ya böyle bir internet reçeli olmaz. Ay buraları at koymam ya. Bu kadar rahat. Tamam. Buraları koymayız Safiye Hanım, rahat olun. Safiye sen de ne ağız var, yarıya kadar getirdin onu. Ay uykumu getirir, fazla içirme beni. Bağır birazdan gel. Gel köfteye gel diye bağır. Ağzım hep ayran oldu vallaha. Şimdi buralar çok ciddi Safiye Hanım. Gerçekten köfteleri yapıyor musunuz? Harika. Biraz? Çok güzel yapıyorum. Allah dur bir dakika. Şaşırcım abi. Şaşırdın iyice. Yapma bak, valla makyajın falan bozulacak. Bu benim. Yani... Allah da, evet, bu internetlikle reytikle. Hayır. Reytikle. Hayır. Bak, kesinlikle. Bak elimde bir burnun ortasına koyacağım. Hayır. Reytik bak. Ay Faik'cim bak. Ya benim şıklığımı bozuyorsun ya. Reytik. Lan ne şıklığım? Bu adamla ben bir yere... Ne yapalım? Para hayır için yapıyoruz şey bunu. Ya. Reytik köfte tutsun diye. Hayır et bir şeysin. Ya her zaman gibi bir ekmek daha ver, yemesen daha ver. Kendine bak. Tekrar ayran içirelim bence. Şu az bir ayran çıksın Safiye. Az bir ayran daha çık. Az bir ayran daha çık. Çek. Ayran yeter. Yeminle hiç de böyle bir şey görmedim ha. Adamlar bizi kovacak şimdi buradan. Bu internet ekranda bu. Of of. Buyur yönetmenim. Siz çok yemeyin köfte. Hani şey diye söylemiyorum. Hani ben bu kadar yiyeceğinizi tahmin etmedim. Bunlar aslında dekor. Hani bir şey söylemeyin de size adamlara. Hani iki gündür falan buradalarmış zaten. Hani o yüzden siz yermiş gibi yaparsınız. Hiç koku falan almadınız mı siz? Hani bozuk değil, kokmuyor çünkü değil mi? Yok. Bedava lan koksa da olacak diyor mu? Ay vallahi yok. Bedava köfteyi koksa da olacak. Ay. Bayağı çok sen olacak. Sessiz, siz artık yermiş gibi yapın. Allah canım ağzını bak. Tamam. Çok sen. Ay. Tamam böyle yapalım. Tamam. Şimdi ayıp olmasın çünkü adamlar üzüldüler. Evet. Hani onlar size söylediler zannediyor. Hani şeymiş gibi yapın. Ay. Yermiş gibi yapın. Böyle dudağın kenarından falan yiyin Safiye Hanım. Lan dudağın kenarından köfte mi ısırır oğlum? Dişlerle ısıracak. Dudağın kenarından ye diyor. Yemeyeceksek niye geldik diyeyim Faik Bey? Oğlum niye reklamla da oynattın bizi o zaman? Bundan yermiş gibi yapacaksın. Ye gitsin bedava bedava. Ye gitsin bir şey olmaz. Çok güzel. Hiç sorun yok. Biraz daha içi pişseymiş Faik Bey. Pişmemiş. Zaten bu köfteyi buldular şükür. Bunlar iki gün sonra bu köfteyi yapamayacak burada çünkü. Evet tamam hadi artık asıl şaka kısmına geçelim. Aramızda.